Şimdi tabii biz burada esasında 2. Abdülhamit'in padişah Osmanlı'yı borçlandırmasını veya toprak kaybetmesini konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Esasında konunun 2. Abdülhamit'le de bir ilgisi yok. Oraya geleceğim ama acı bir durumla karşı karşıyayız. Yani böyle hani sevinçlerde ve üzüntülerde birlik olamamak ki en tehlikelidir. Millet olmanın, ulus ruhunun karşısında durabilecek en önemli tehlikedir. Böyle karpuz gibi deyim yerindeyse ikiye ayrılma, ayrışma. Ya arkadaşlar, konuya girmeden evvel şunu söyleyeceğim. Ağustos ayı enflasyon tahminleri beklenenin... Onu birazdan geleceğiz hocam. Bir sonrakinde geleceğiz. Nereye geleceğim ama? Peki. Şimdi oraya, esas oraya geleceğim. Şimdi boş verin benzini, mazotu, domatesi, cinsellik, özel hayat daha önemli. Okul taşıma ücretlerini bir kenara bırakalım. İşte kadın kadına evlenecek mi? Lezbiyenlik o mu? Bu mu? Yani hani gerçek meseleyi unuttur. Yan sonucu da bu. Konuşulması gerekeni konuşma. Ülkenin en önemli sorunu buymuş gibi çık ortaya. Bir de yani Cumhuriyet'in niteliklerini, anayasanın 2. 3. maddelerini hiç hak getire, dikkate bile alma. Dayat. De ki böyle olacak. Kardeşim öyle olmayacak. Böyle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bu millet neyin ne olduğunu biliyor. Kimin nereye oynadığını evet. biliyor. Kimin türbüne oynadığını biliyor. Ben tekrar söylüyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bence. Çünkü asıl sorun burada kadın hak ve hürriyetleri, kadın özgürlüğü üzerinden başlatılmak istenen tartışma. Onun lezbiyenlik, LGBT, tüm hepsi kılıf. Asıl rahatsızlık bu gözüküyor. Ve bazı arkadaşlar bilmeden muhafazakar kanattan olduklarını söyleyerek buna alet doluyorlar. Troll hesapların dışında. Kardeşim siz buralarda olamazsınız. Kendi çocuklarınıza bakın, hanımlarınıza bakın, kızlarınıza bakın ya. İşte bugün tam söylediğiniz konu. Bugün Hüdapar adını zikretmek istemiyorum. Hizbullah yakınlığıyla bilinen Yapıcıoğlu diyor ki karma eğitime karşıyız, engellenmesi lazım. Yani bizim bir an, yarın bir gün başka şeylerde denemeye kalkarlar. Bunlara müsaade edilemez. Müsaade edilemez. Benim gördüğüm şu, bazı arkadaşların, bazı insanlarımızın kadın özgürlüğüyle İsmail sorunu var. Kadının maalesef, kusura bakmasın, kadın erkek ayrımı asla yapılamaz. Kadın erkek eşittir. İnsan hak ve hürriyetleri vardır. Kadına çiçek böcek diye bakamazsın. Böyle bir bakış açısı, anlayış olamaz. Böyle bir model olamaz. Kadının bazı arkadaşlar, bazı insanlar sahip olduklarını zannediyorlar ve onlar yerine karar alabileceklerini düşünüyorlar. Bak bunları ortaya koyamadıkları için, gerçek fikirlerini ortaya koyabilme cesareti olmadıklarından bunlara alet ediyorlar. Asıl sorun bu. Tabii. Bak Gezi Parkı'nda da buydu. Gezi Parkı sonra yanlış yöre gönderildi, o oldu, bu oldu, sabote edildi. Orada kadının sesi vardı başta. Daha sonradan öyle yapıldı, böyle edildi, suistimal edildi ama baktın mı orada kadınlarımızın talepleri vardı. Ve şöyle devam edeyim. Sorun kadın eşitliğine kendi hayat anlayışlarında yer vermek istemiyorlar. Yani onun anayasanın 10. maddesine yazması. Hatta kadın erkek eşitliği konusunda yaşanan sorunları halletmek için pozitif ayrımcılığa gidilmesi. Kendi dünyalarında yok şu veya bu sebeple. Ama bunun olmaması, senin istediğin gibi konuşup istediğin gibi buralarda hayat sürmeni sağlamayı mümkün kılmıyor kardeşim. Ve devam edeyim. Aynen söylenen şu, bizim istediğimiz gibi yaşayacaksın, giyineceksin, konuşacaksın, eğileceksin, büküleceksin. Ya benim istediğim gibi olursun ya da terk edersin. Zihniyet bu. Sorun bu. Ama bunu bu şekilde dile getirmiyorlar. Ebrar Karakurt üzerinden getiriyor. Vargas üzerinden getiriyor. Açık açık diyemiyor mayosuna. Açık açık kıyafetine diyemiyor. Kadın özgürlüğüne diyemiyorum. Bak Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını, önemini bizi izleyen kadınlarımız anlasın. Nerelerden nereye geldiğimiz ve şimdi hangi fikirlerin ortaya çıkıp sözde samimiyet adı altında çocuklarımızı, gençlerimizi korumak adı altında şimdi esas arka planda olan fikirlerini ortaya koyma gayretini ve cüretini gösteriyorlar. Hocam bak, kadınların öldürülüp öldürülmeyeceğini 6284'ü bile bugün erkekler tartışıyor. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Yani erkeklerin ülkeyi de ne yaptığı, nereye getirdiği belli. Bıraksınlar da biraz kadınlar yönetsin ya. Vallahi diyorum. Meclisi de onlar yönetsin, hükümette yönetsinler. Erkekler ne yapmış yani? 100 yıllık tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki, 1950'den sonraki tarihe baktığında bir sürü sıkıntımız var. Demokraside de, ekonomide de, bak ekonomiyi konuşamıyoruz şimdi. Esas konuşulması gereken konuşacağız o. Hocam, onu da şimdi konuşacağız. Biz onu her zaman buluruz. Şimdi bak şöyle söyleyeyim, Ebrar konusuna tekrar gelmek istiyorum. Şimdi boş yapma, Abdülhamit yazmış değil mi? Öyle söyleniyor. Tabii. Güya Abdülhamit'e saygısızlık yapmış. Şimdi arkadaş, Abdülhamit rumuzuyla veya gerçek ismi bu olabilir. Ben bilmek zorunda değilim onu. Bir Twitter kullanıcısı, esasen bu kızcağızı, öyle söylüyorum, ağza alınmayacak cümleler yazmış. Şimdi onun kabulü mümkün mü? Yani bir milli formayı terleten bir insan, oraya her şeyini ortaya koymuş, birisine senin yaptığın, savaşa savaşa diyor kazanıyoruz. Biz diyor sana tahammül etmek istemiyoruz ya, seni görmek istemiyoruz diyor. Niye? Ya, niye? Sence niye? Sence niye? Sence o işte o Evik Dalı türküsündeki o hareketleri, o rahatlığı, o özgüveni, kadın olarak ortaya çıkıp kendisini göstermesi, kişiliğini ortaya koyması rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığını bu şekilde ortaya koyuyor, kindarlığıyla, kızgınlığıyla. Esasında onu orada görmek istemiyor. O orada bir sembol. Orada işte kadını görmek istemiyor. O kıyafetle görmek istemiyor. Bunu diyemediği için onu seçiyor kurban. Aynen öyle. Evet. Sıkıntı bu zaten. Evet, ve devam ediyorum. Buyurun hocam. Bu Ebrar da bu rumuzlu insanlık, yani ben hani o kelimeyi almak istemiyorum, çok paylaşım var. Demiş ki ya ne boş adamsın sen ya. Boş yapma. Ha, boş yapma boş demiş ya. Boş yapma. Boş yapma yapmamış demiş. Mı? Boş esasında, mı? Esasında Ebrar'ın ne Abdülhamit'le ne ülkenin tarihiyle bir işi var. Yok. Ya bir şey demiyor ki. Ne Abdülhamit Han diyor, ne muhatabı, ne onunla ilgili paylaşımda bulunmuş, ne anlamı var. Yani şeyde, yani bir Avrupa Şampiyonası'ndaki finale doğru giden bir takımın mensubunun 2. Abdülhamit Han'la padişahla ne işi olabilir? Yani bir mesele yok. Bir ortada illiyet bağı yok. Sebep sonuç ilişkisi yok. Yani bitiriyorum. Onu yazan Abdülhamit değil, Ahmet olsa boş yapma Ahmet sen diyecek ama zaten. Ama alıyorsun yani bunu. Bak o biraz önce söylediğim sebeplerle ona duyduğun kızgınlığı esasında tüm orada bulunan kadınlara şöyle yapıyorsun. Özel hayatını ortaya koyuyorsun. Samimiyet göstermiyorsun, şortu, cinselliği üzerinden esasında kıza düşmanlığını ortaya koyuyorsun. Ayrımcılık yapıyorsun. Abdülhamit'te işin kılıfı yapıyorsun. Evet. Bahanesi yapıyorsun. Ve yani kardeşim sana ne kızın özel hayatından ya? Sen kendi çoluğuna çocuğuna bak ya. Sen ne ilgilendirir ya? Sen namus bekçisi misin ya? Ya böyle bir o zaman biz bunlarla bir yere gidemeyiz, bir yere varamayız. Ondan sonra sen birlik beraberlikten bahsediyorsun. Efendim işte kardeşim senin ortaya koyduğun dayatmalarla kadınlarımız yaşayacaksa yaşamasınlar ya. Böyle bir şey yok. Bunlar kolay mı kazanılmış ya? Evet. Şöyle söyleyip bitiriyorum. Bence hani çok ayrışıyoruz. Tabii. Ağza alınmayacak sözler söyleniyor. Ebrar iyi tahammül ediyor. Ben size söyleyeyim. Etkilendiği de açık. Bak size söyleyeyim. Rahatsız eder. İnsanların kimyasını bozar. Vücudunun kimyasını bozar. Ve şöyle söyleyeyim. Oyununa da etki eder ama İstiklal Marşı okunurken, İstiklal Marşı okunurken kimin şablon milliyetçisi, kimin yürekten milliyetçi olduğunu gösterdi. Tam bir Türk Milli Marşı'nı okurken ağladı ve bayrağı sarındı ya. Bayrağı aldı, bütün vücuduna örttü. Bunda numara olmaz. Bir insan bunu yalandan yapamaz. Mümkün değil. Sen kardeşim ne istiyorsun bunun kimliğinden, cinselliğinden ya? Ya niye hep belden aşağı düşünüyorsunuz ya? Ne gidiyor elden ya? Ne gitti elden? Hiçbir şey gitmedi. Bizim esas tartışacağımız konular bu. Mutlu olmak, tebessüm etmek. Bu zor zamanlarda, bu kadar sıkıntının içinde savaşa savaşa hakikaten deyim yerindeyse kazanılmış bir başarı hikayesi var. Burada biz oturup da oradaki voleybol milli takımda bulunan onun bir mensubu üzerinden, ama işte mesele onunla uğraşmak değil sadece. Oradaki mesele başka. Mesele orada kadın özgürlüğü meselesi. Kadının özgürlüğünü dilediği gibi yaşamasına duyulan kızgınlık. Rahatsızlık, evet. Ve dolayısıyla geldiğimiz yerde insanları tedirgin ettiler. TRT muhabiri yaklaşamıyor. Göz göze gelmiyor, röportaj yapmıyor. Yani şimdi orada röportaj yapılacak voleybolculara baktığınızda ki hepsiyle yapılması lazım. Zaman var çünkü sabaha kadar. Yani Avrupa şampiyonu olmuşsun, bunun ötesi var ve kaç takımı yenmişsin. Dünya şampiyonunu dize getirmişsin, 2019'da kaybettiğin. Tabii. Bizim bundan keyif almamız lazım. Oraya Avrupa'da bilmem kaç bin kişiyi toplamışsın ya. Orada Sırp yok ya. Bütün salonu Türk, bütün milli bayraklarla donatmışlar. Bakanı orada, eski bakanlar orada, hepsi orada. Biz kalkıyoruz efendim işte yok ona şerh koyuyorum, buna bunu koyuyorum. Ya koyarsan koy. Ya seni dünyaya tanıtmış. Sen ne yapmışsın? Seni Avrupa'ya tanıtmış, dünyaya tanıtmış. Seni Avrupa konuşuyor ya. Bu milli olmayacak da kim milli olacak? Ben mi milli olacağım yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dolayısıyla bence yani bunun umarım seçimlere, umarım hani siyasete, umarım anayasa değişikliği üzerinden böyle farklı bir takım talepler, bu bir cesareti, cüreti göstermezler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluş felsefesi, Cumhuriyet'in nitelikleri vardır. Cumhuriyet'in niteliklerinin en önemlisi de kadındır. Peki. Net bakın şey, bu önemli bir şey. Bir kısaca ekleyelim, bir reklam etmemiz gerekiyor tamam. Çünkü. Serap Hanım dönüşte bu önemli. Bu önemli. O da olur. Bu dönüşte önemli. Birilerinin hani bu ülkede hak hürriyetler adı altında böl parçalama şeyleri vardı ya, o niyetlerini asla arkaya göstermez kılıflarlardı. Şimdi peki, birileri kalkıp bu kadın özgürlüğünden, kadınların bu şekilde efendim özgüvenlerinden rahatsızlıkları var. Arkadaş size biz bu rahatsızlıklarınızı siz yaşayabilirsiniz kendi iç dünyanızda ama bize yansıtamazsınız. Buranın adli makamları var, buranın kanunu var, kitabı var. Burası öyle değneksiz köy değil. Öyle bir dünya yok. İstediğin gibi hakaret edemezsin. Yani sana gelince bütün hak ve hürriyetler, efendim nerede adli makamlar diyeceksin. Sen ağzına gelen her şeyi söyleyeceksin. Kanun, kitap hiçbir şey tanımayacaksın. Sana da bu millet, memleket, hukuk, sistem kayıtsız sessiz kalacak öyle mi? Ondan sonra senin adına demokratik hukuk devleti diyecekler. Şey zedelenirsin. Buna yani bilmiyorum yani herkesin göz önünde gelince artık bir her şeyin bir sınırı var. Yani herkesin de kişilik hakları var. Ya bu insana bizim onu voleybol milli takımını başta hacetmemiz lazım bitti ya. Şu anda bizim bunları konuşmamamız, tartışmamamız lazım ya.